ya. Bunlar serbest okur var mı? Ne serbest? Senin taklit düzeni. Senden daha müdahaleci, senden daha zalim bir yönetim var mı? Şu kararnamelerin altında her madde bir holding için konmuştur. Ya korumak ya bozmak için. Onu sen dışarıdan anlamazsın. Erbabı bilir. Bak bu tehditçiler ne yapıyor? Bir tane bir sana anlatayım size. İsmi lazım diye gazetelerden biri. Yılbaşına doğru bir vapur kağıt getiriyor. 4 Ocak'ta da yeni ithalat kararnamesi çıkacak. O gün ithalat kararnamesi çıkartıyor. Gazete kağıdından fon alınmayacaklar listesine koyuyor gazete kağıdı. Biliyor o adamın bir vapur kağıt getirdi. Kararname çıkar çıkmaz adam 2 günde gümrük bahanesi yapıyor. Hiç fon alamadan kağıdı çıkartıyor. Bir hafta sonra diyor ki matbaat az olmuş. Gazete kağıdı %30 fon alınacaklar listesindeymiş. Sekreterler yanlış yazmış diyor. Diyor ne oluyor? O gazeteci hiç para ödemeden kağıdını çıkartmış oluyor. Ondan sonra diğer gazetecilerin hepsi %30 fon ödedin mi yandın. Gümrükle bilmem neyle bu %60'ı geçer. Bir adam için kararname çıkartıyor bu. İşleri güçleri bu. Bu işin ustasıdırlar. Ben biliyorsunuz odalar birliğinden geliyorum ha. Bunların ne işler yaptıklarına, ne mücadeleler yaptık değil. Bilirsiniz. İşte bunların düzeni böyle. Ne konuşuyorum ben size? Bu düzen müdahaleci bir düzendir. Sen bütün bunlarla boğuşurken ne olacağın belli değil. Bir de enflasyon kolunu bacağını kapatıyor. Sonra mafya, terör, anarşi, rüşvet. Rüşvet vermezsen iş alamıyorsun işte görüyorsun İSKİ'ye. Çöpe para verirsen iş alıyorsa alamazsın. Rüşvet almış yürüyün. Sonra bürokrasi her işine senin zorluğu çıkartır. Sonra düzenin 5 tane tokmağını yersin bütün gün boyunca. Demin söylediğimiz mikron tokmakları evini bulamadan serilir yatarsın. İşte bu düzende bir iş adamının hali budur. Bu kadar mı? Hayır. Şimdi bak, demin dedik ki vatandaşın sırtına 5 tane değirmen taşı koymuş, eziyor. Peki iş adamının ne yapıyor bu düzen? Sen bir iş yapmak istersen sermaye lazım. Bankaya gideceksin, %100 faizle kredi alacak. Yani bankaya köle olacaksın, bankaya çalışacaksın. Onun için iş hayatına girerken banka senin eline zinciri vuruyor, banka düzenli zinciri. Sırtına da franga elbisesini geçiriyor. Bankanın kölesi olmadan iş hayatına çıkamıyorsun bu düzende. Sonra ne yapıyorsun? Şimdi televizyonlarda kung fu tekvando filmlerini görüyor. İş adamı bu düzende 5 kişiyle bütün gün boyunca kung fu tekvando oynuyor. Neden? Önce bir defa hükümet her gün kafasına bir balyoz indiriyor. Kadere'yi 20'ye çıkarttı. Şunu yapar, bunu yapar. Kafası bu topuzlardan şişmiyor. Bir yandan kafayla hükümetle kung fu yapıyor. Bu düzende işçinin çok alması için işverenden alması lazım. Çünkü bu kavgacı düzen. İşverenin çok alması için alması lazım. Bir eliyle işçiyle boğuşuyor. Bir taraftan rakip firmayla boğuşuyor. Banka testereyle ayağını kesiyor. Enflasyonda öbür bacağını kopartıyor. İşte 5 kişiye karşı kung fu yapıyor. Bu düzende iş adamın hali bu. Sırtında franga elbisesi, elinde bankanın faiz zinciri, köle zinciri. İşte bunların düzen dedikleri bu. Ve bu düzende senin halin şuna benziyor. Şimdi sen şu hedefe ulaşmak istiyorsun. Zengin olayım. İtibarım olsun, onurum olsun, refahım olsun, adalet, hürriyet olsun, saadete kavuşayım. Ama bu ancak adil düzende olur. Bunların düzende senin halin şu. Önce bankanın pankresi gibisin. Eline kelepçeler konmuş. Her adımda vergi alıyor, her adımda faiz alıyor. Ayağına da bu gülleleri bağlamış. Şimdi sen koşacaksın. Bu halinde koşturuyor seni. Koştururken seni bir kayışın üstüne konmuyor. Sen ileriye koşmak istiyorsun, kayış enflasyon canavarı tarafından geri çevriliyor. İleri gittim zannettiğin zaman bakıyorsun ki geri gitmişsin. Kar ettim derken zarar etmişsin. Sonra senin kayışın düz de değil. Kambiyo dolayısıyla
kayışı yokuş yapmış sana. Kayışın üstü de düz değil. Çiviler var, bürokrasinin zorlukları. İşte bu düzende iş adamın hali bu. Bak şimdi İmpaş gülüyor. Evet ya. Bu düzen bu. Seni böyle koşturuyor. İş adamı akıllı adamdır ya. Ben bu vakitte şu zincirleri niye atmıyorsunuz ya? Şu kayışın üzerinden atlayıp adil düzenin düz yolunda bir adres gibi rahat ferah bağır niye koşmayı tercih etmiyorsunuz? Ey batıl partileri destekleyenler, size sesleniyorum. Uyanın artık, uyanın. Yaptığınız iş bu. Kendinize acıyın. Bu faizcilerden hayır geldi mi ki gelecek? Bak bunların düzeninde, bu holdinglerin işi şuna benziyor. Bunların düzeni bir korsan gibi. Tek gözlü korsan. Onu çizen adam bunu biraz Demirel'e benzetmiş. O dönemde başbakan çizdi herhalde. TRT'yi boğazan gibi kullanıyor. Ne diyor? Dengeleri kurmaya çalışıyoruz diyor. Korsan gemisinde denge kuracakmış. Şimdi korsan gemisinin içerisinde paralar var. İşçi, köylü, memur, esnaf, yozlaklı, tüccar, iş adam bunlar hepsi paralar. Korsan gemisinde bir davulcu var. Davulcunun vazifesi ne? Hızlı vurduğu zaman faryalar küreye hızlı çekecekler. Yavaş vurduğu zaman yavaş çekecekler. Korsan buna emir veriyor. Ona göre gemiyi hızlı veya yavaş yürütüyor. Korsan gemisi böyle gidiyor. Korsan gemisinde birisi daha var. Eli kırbaçlı bir gardiyan. Bunun vazifesi ne? Davul hızlı vurduğu zaman ya bunlar ağır kürek çekerse ağır kürek çekeni kırbaçlayar. Bu kim? Bu düzendeki holdingler. Şimdi peki bu davulcu kim bu düzende? Boyalı basın, medya. Bunların zulmünü alkışlayıp duruyor. Korsanın dal kavuğu. Ne medyeler, ne medyeler. Zulmü alkışlıyor. Niye? Korsanın gemisi daha hızlı yürüsün. Bu düzenin zulmü daha çok olsun diye. İş adamının hali neden eli kırbaçlı gardiyana benziyor? Çünkü farz et ki bu iş adam buzdolabı satıyor. Buzdolabın sonra özellik var benim. Evet. Buzdolabının 5 milyon liraya sattığını düşün. Bu 5 milyon liraya gecekondaki adama bir buzdolabı vermiş. Gecekondaki adam bu parayı ödeyemiyor, bonolardan ödüyor. Bu 5 milyon lira fiyat nasıl teşekkür ediyor? Maliyet 4,5. 500 bin lira satan adam kar edecek. Bu maliyetin 1/3 alın teri, 1/3 vergi, 1/3 faiz. Bu da kar. Bu 500 bin lira kar almak için gecekondaki adama 5 milyon lira ödediyor. Adam ödeyemeyince icraya verip evinin eşyasını satıyor. Yani adamı kırbaçlıyor. Ama bu arada yaptığı işte o gecekondaki adama buzdolabı alması için 1,5 milyon vergi ödetiyor. 1,5 milyon faizdir. Yani İsrail'e 1,5 milyon lira ödetiyor. İş birlikçi holdinge 1,5 milyon lira ödetiyor. Yani bu tüccar bir nevi düzenin kırbaççısı gibi fakir fukarayı kırbaçlıyor. Bonolar ödetiyor. Bak burada ne diyor? Kardeşim ben de faizden vergiden şikayetçiyim ama bonayı ödeyeceksin diyor. Tüccarın bu düzende söylediği söz bu. Fakir fukaraya diyor ki ben de faiz istemiyorum, ben de vergi istemiyorum ama bonomu ödeyeceksin. Kırbaçlıyorum. O bonomun içerisinde İsrail'e ödenen faiz var. O bonomun içerisinde işbirliği holdinge ödenen vergi var. Bunun için kırbaçlıyor fakir fukarayı. Öyleyse bu düzende iş adamı fakir fukarayı kırbaçlayan bir kırbaçlı gardiyana benzemektedir. Hocam ya bu faizleri ben koymadım. Bu vergileri de ben koymadım. Bu düzeni de ben koymadım. Ne yapacağım yani şimdi bu düzende buzdolabı satmayacak mıyım? Ticaret yapmayacak mıyım? Ha bak. Bütün bunları yaparken yarın ahirette sana şu sorulacak. Peki kulum bu zulüm düzeninin kalkması için ne yaptın? Hey seyirci olun. İşte o zaman